Sayın Valim. Sayın Valim, Koordinasyon Kurulumuzun değerli üyeleri, hepinizi kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Kırşehir Belediye Başkanlığı olarak 2022 yılında toplam 10 adet projemiz var. Proje toplam tutarımız 85.436.320 TL. Program yılı ödeneğimiz 55.794.517 TL. Fiili ödeneğimiz 55.794.517 TL. Dönem sonuna kadar yapılan harcama 7.573.584 TL. Nakdi gerçekleşmemiz %43.56, fiziki gerçekleşmemiz %58.3, bitum projemiz 3, devam eden projemiz 7 tane. Şimdi bunlara kısaca değineceğiz. Kuşdilli Mahallesi'ndeki kültür evi yapım işimiz geçici kabulü yapıldı, %100 tamamlandı. Pardon, taziye evi. Yok, kültür evi bu. Evet, kültür evi. Akıllı ulaşım devam ediyor biliyorsunuz. En son EDS binasında takıldık. Fiyatların yükselmesiyle dolayı ama açmak üzereyiz Sayın Valim. Bugün basında da vardı. Gördünüz mü? Trafik ışıklarında çok bekliyoruz. Yoğun şeyden oluyor. Bir de parklanmayla ilgili bir yoğun şikayet vardı. Özellikle esnafların vesaire çok sabahın erken saatinde bırakıp EDS'yi çalışmayınca kalıyor, evet. Orada kaldığı için araçların otopark bulamadığı, bu nedenle ikinci parklanmaların söz konusu olduğu. Bu sefer de gelen büyük araçlar sığmıyor. Ceza yedi. Hem de esnafın mağdur olduğu, en azından belediyenin ücretli park sistemine geçse, belli süreli parklanmayı şey yapsa, öncelese bu sorunu çözülebileceği yönünde basında da bir haber vardı bugün. Yani bu sistem çalışınca düzelirim. Şeylerde ışıklarda bekleme süresinin uzun olduğu doğru ama çok kavşaklar var. Başka dört tarafa. Ne var mı bilmiyorum. Erkan Bey sen de buradasın. Sen gerçi şehir içine bakmıyorsun ama yani dört taraflı kavşaklar olduğu için biraz ister istemez uzuyor zannediyorum. Yani ister istemez. Dört tarafa ayrı ayrı yandığı yani için. Yani ben de bekliyorum. Bazen çok uzun. Her tarafa dönüş olduğu için onu mecburen yapacak başka ama bir şey olmuyor. Ama bu otoparkla ilgili bir çalışma bir çalışalım ama belki bu, şeyden bağımsız olarak en azından devreye alınana kadar. Normalde Ağustos'ta bizim süremiz bitiyor. Ağustos'a yetiştireceklerini söylediler ama işte henüz inşaat başlamayınca bir soru işareti var orada Sayın Valim. Yani bu şeyle ilgili özellikle cadde üzerindeki parklanmayla bir ilgili çalışalım. Bir çalışma yapılmasında fayda gözüküyor. Kırköy Kampüsü, bunu da geçici kabulünü yaptık. Fiziki gerçekleşmemiz %100. Bitti bu değil mi? Bu bitti. Bu da Kalkınma Ajansı da desteklemişti. Evet, AHİKA destekli AHİKA bir projeydi. Bu kısım AHİKA destekliydi. İkinci kısımda AHİKA desteği yok. Bu tamamlandı. Şimdi şeyler alınmaya başlandı işte. Oradaki hayvanlar olsun, diğer bazı materyaller olsun, onlar alınmaya başlandı. Bu işimiz, daha önce de bahsetmiştim, müteahhit bırakmıştı, mahkemeye gitti ama mahkeme takipsizlik verdi. Sözleşmeyi yapan tarafları ilgilendiren konudur dedi. Mayıs'ın 5'inde günü bitiyor, muhtemelen o tarihten sonra fesih'e gidecek. Eğitim fakültesi arkasındaki kreşimiz bitti, %100 tamamlandı. Mevruşatları da alındı diye biliyorum. Muhtemelen yeni öğretim sezonunda burayı da hizmete açacağız. Beton mamulleriyle yol kaldırım düzenlenmesi işi, bu işimiz devam ediyor. Fiziki gerçekleşmemiz %20. Yerel firmalarımız yapıyor bunu. Yol ve kaldırım düzenlemesi işi müftülük civarını bitirmiştik. Menekşe Düğün Salonu civarında devam ediyor. Bayramdan sonra da tekrar başlamayı planlıyoruz buraya. Kırköy Kampüsü yanında rekreasyon alanı projemiz. Bu da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiziki gerçekleşmemiz %60 oranında. Burada oyun alanları, piknik kamelyaları, restoran gibi şeyler olacak, işletmeler olacak.
bu diğer projenin devamı gibi. Devamı hemen üst tarafı zaten ikinci etabı. Çünkü bir mesire alanı ihtiyacı vardı biraz. İşte bunun devamında da becerebilirsek tarımla alakalı çalışıyor arkadaşlarımız. Soy bahçeleri projemiz var. Yani o bölgede bir güzel bir şey hareket olacak. Şehri Çimilimiz Terminali ihalesini yapmıştık. Müteahhit çalışıyor. Ama çok iç acı gelmiyor bana gidişatı. Herhalde bırakıp kaçacak gibi duruyor. Ama şu an %25'e getirdi aldığı ihaleyi. Bağbaşı Mahallesi taziye projemize başladık. Harfiyatlar yapıldı. Temelde çalışmalar başladı. Bu yıl içerisinde bunu da bitirmeyi planlıyoruz Sayın Valim. Bizimki bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.